arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir yelek çalışması yapacağız yeleğimizin robasını düz olarak ördük kol altından belli bir e, büyüklüğe kadar modelimizi uyguladık tekrar yeniden trabzanımızı düz olarak örüp yeleğimizi tamamladık son olarak kenarlarımızı hem kol kenar tığlamasını hem yeleğimizin etek ucu ve yanlarının tığlamasını çalıştıktan sonra yeleğimizi tamamladık. Düğme kullanmadım. Zincirler şeklinde 3 tane minik 25 zincirden oluşan bölümlerimizi karşılıklı çektikten sonra 3 grup halinde robo kısmımıza toparladık. Şöyle arka kısmında yeleğimizi görmenizi istiyorum. Çok kolay ve çok şık duran bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek örersiniz. Şimdi ölçülerimize geçelim. Omuzumuzdan ölçmeye başlıyorum. En üst bölümünden en uç bölümüne kadar ölçtüğüm zaman 33 santim uzunluğunda olduğunu görüyorum. Roba kısmımızı ölçelim. 13 santim robamızın kol altına kadar olan bölümü bir omuzumuzun uç kısmından diğer omuzumuzun uç kısmına ise 39 santim gövdemizin genişliğine baktığımız zaman ise şöyle 29 santim 30 santim gibi görmekteyiz arkadan da bakalım Yeleğimizin yapımı son derece kolay. Daha büyük ya da daha küçük şeklinde örebilirsiniz. Burada daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız ön robalarımızı ikişer üçer trabzan daha artırabilirler bu elimdeki yeleğim bir iki yaş grubuna rahatlıkla olabilecek bir yelek çalışması ama şöyle bir e, hatırlatma yapmak istiyorum bu yelek çalışmamızdaki kullandığımız ip biraz dolgunca bir ipti. O yüzden çekmiş olduğumuz trabzan yani zincirimizin üzerine yaptığımız trabzanlarımız daha kalın durduğu için santimini birazcık daha büyütebilir. Yani yeleğimizin ebatını biraz büyük tutabilir. İpiniz ince ise aynı sayıda örmüş olsanız bile daha küçük olacaktır. Eğer ipimiz incesi yani Nako'nun Minnoş Beybileri gibi 300-350 metrelik iplerle örüyorsanız en güzel bu şekilde bakarsanız 100 gramlık ipimizin arkasındaki barkod yerinde 300 gram 350 gram yazıyorsa bu ölçülerle daha küçük bebeklerimiz için olacaktır. Hemen göstermek istiyorum. Kullandığım ip 100 gram ve 250 metreydi. Yani metre azaldıkça ipim kalınlaştı. Kullandığım ip birazcık daha kalın olan ip. söylemek istediğim bakınız bu tür iplerle ördüğümüz zaman şöyle gramıyla metresine bakalım. Bakın 100 gram 340 metre. Neredeyse bundan 90 metre daha uzun. Yani tam 90 metre uzun. Öyle olunca ipim tabii ki e, hacmi incelmekte bakınız. ince bu biraz daha kalın. Bu şekilde bakarsanız 100 gram 340 metre ise daha küçük bebeklerimizi aynı ölçüde örebilirsiniz. Yeleğimiz küçük olacaktır. Bu gibi iplerimizde 250 metre 100 gramı örersek bu boyutta olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için kartopu baby one anti peeling özelliği olan ipimi kullanıyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta ipimiz. Renk numarası K699 ve bu ipimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Bakınız 5 değil buradaki 3 numaradır tığımızın uç numarasını gösteren. Dilerseniz daha sık hoşlanıyorsanız 2,5 ya da 2 numaralı tığlarla da örgümüzü örebilirsiniz. 71 tane zincir çekerek hemen başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Şöyle rahatlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zincir sayımı tamamladım ve santim olarak ölçüme bakmak istiyorum. 33 santim. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1 ve 2 zincir geri çekiliyorum. 2 zincir de ilave ediyorum. 1, 2, Toplamda burada 4 tane zincirimiz var. Ördüğümüzden iki geri çekildim. 2 tane ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincir içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı ikili olarak örüyorum. 1 ve 2. Toplamda iki trabzanım oldu başlangıçta. Ve devam ediyorum. Hemen dibine batıyorum. birer birer bölümlerimizi örüyoruz. Her seferinde bir batıyorum, iki defa da çekiyorum. Bir ve iki. Kaç tane olduğuna bakalım. 2 başlangıç zinciri ile birlikte 4 6 8 10 11 bir tane daha örelim 12 12 tane trabzanımı ördüm ilk sıradan itibaren artışlarıma başlıyorum onun için 12. trabzanımın yanına yine başını doluyorum aynı yuva içerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda 13 trabzanım oluyor burada bakalım ilk artışımızı yaptım şimdi 13 trabzan aynı yere ikinciyi ördüm yukarıya iki tane zincir çekiyorum 1 ve iki tığımın başını doluyorum yandaki zincirin içerisine iki tane trabzan örüyorum burası ayrım yeri olduğu için iki bu tarafta iki de diğer tarafta olması gerekmekte modelimizi kurarken artışlarımızla başlattık şimdi devam edelim kol bölgesinden örüyoruz şu anda her zincire birer birer örüyorum. Bir defa giriyorum. İkili trabzan şeklinde iki defa da çekiyorum. Bir ve iki. İki 4, 6, 8, 10, 12, 14 zincirimizden sonra saymaya başladım. 14 tane trabzanımız var. 14. trabzanın bulunduğu yeri bir tane daha trabzanımız örerek buradaki artışımızı da yapıyoruz. Aynı yere giriyorum. 14'ü battığım yere ve artışımı yaptım. Araya 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki zincir içerisine giriyorum iki tane trabzanımı örüyorum. Aynı yuva içerisine bakınız. Ve artışımı da burada başlatıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı farklı zincirlerin içerisine ördük. Tekrar tığımın başında doluyorum. Her bir zincirimizin içerisine birer birer örerek ilerliyorum. Bölümlerimizi birer birer bu şekilde tamamlıyoruz. Yeteri kadar trabzanımı ördüm. Başlangıçtan itibaren sayıyorum. Bakınız zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. 22. trabzanımın bulunduğu yere giriyorum. Ve bir trabzan daha örüyorum. Artışını yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yanındaki zincir içerisine giriyorum. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördüm farklı yuvalar içerisine ve tekrar kolum için olan bölümümü örüyorum. Diğer kolumuzu kaç yaptıysak trabzanımızı aynı sayıda bu kolumuzu da çalışıyoruz. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Aynı yere batıyorum. Ve bitişte de artışımı yapıp iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandaki zincir yuvasına girerek bir aynı yere bir daha batıyorum. 2 ve sona kadar trabzanımı örüyorum. Zaten sayımız zincirimiz sayılı olduğu için belirli ama tabi eksik çekebilirsiniz fazla çekebilirsiniz o yüzden kontrol etmekte fayda var diğer taraftaki sayının birebir aynısını diğer bitişe de yapmamız gerekiyor başlangıçta kaç tane ise bitişte de aynı trabzan sayısı olması gerekmekte 2 4 6 8 10 12 ve 13 sayalım bakınız 2 3 4 5 6 sayarak devam edelim. 7 8 9 10 11 12 ve 13. Hiç fazla eksik olmadı. Bütün bölümlerimizi bu şekilde tamamladık. Gayet güzel oldu bakınız. İlk sırada artışlarımızı yaptık. İki zincirimizin sağında ve solunda ikişer trabzanlarımız, arada birer trabzanlarımız. Yine bölüm araları iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde ördüm. Ve en son noktaya geldik. İkinci sıramıza başlayabiliriz. Şöyle görelim önce. Çok muntazam bakınız. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen Alıyorum iki tane zincir çekiyorum İkili trabzan ördüğümüz için başlangıçta iki zincir çekelim 1 ve 2 çeviriyorum lütfen buraya dikkat edelim Tığımın başını doluyorum zincirimi çektiğim yere, yani ilk trabzanımın bulunduğu noktaya batıyorum. Bakınız iki tane trabzan gibi oldu ama öyle olmayacak diğer tarafta yani diğer sırada bir olarak göreceğiz. 2 zincir ve bir trabzanı ördüm sonrasında diğer trabzanımı birer birer örüyorum sadece ilk trabzanımız için geçerli bu diğerlerinde hiç farklı işlem yapmıyorum zincirimizin bulunduğu noktaya kadar her trabzan üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. En son trabzanımı ördüm. Şimdi zincir içerisine iki tane trabzan örerek iki artışımı yapıyorum. Bir aynı yere bir daha iki iki trabzanımı ördüm. Bir ve iki zincirimi çektim. Aynı yere batarak İki trabzan daha örüyorum ve ayrım yerimizdeki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı tekrar örmüş oluyoruz. Bakınız, bir üst sırada yapmış olduğumuz gibi. Aradaki kalan bütün trabzanlarımı örüyorum. Zincirimizin bulunduğu yere gelince yine aynı işlemimizi yapıyoruz. İki trabzan, 2 zincir, iki trabzan. Şimdi araya örelim. Buradaki zincirimizde tekrar görüşelim. Aradaki trabzanlarımızı ördüm. Zincirimin bulunduğu yerdeyim. Hemen zincirin öndeki son trabzanımı da ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan yine aynı yere giriyorum. İkinci trabzanı örüyorum. İki trabzanımı tamamladıktan sonra bir ve iki zincir çekiyorum. Aynı yere girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Artışımı yaptım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi buradaki trabzanların tamamını düz olarak örüyorum. Zincirimin bulunduğu yere geldiğim zaman yine 2 tane trabzanımı, zincirimi ve trabzanımı tekrar örüp diğer trabzanları düz olarak örüyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son trabzanımıza kadar geldim. Tığımın başını doluyorum. Trabzan üzerine batıyorum ve ikinci sıramın son trabzanını da bu şekilde örüyorum. Şimdi iki tane zincir çekip üçüncü sıramıza başlayalım. Çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımın dibine batıyorum. 1 ve 2 Ve devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Sadece zincirimizin olduğu yerde artışımızı yapıyoruz. Diğer bölümlerde birer birer trabzanlarımızın üzerine yeni trabzanlarımızı örüyoruz. Son trabzanımı örüyorum, araya giriyorum, iki tane örüyorum, zincirimi yine iki çekiyorum iki trabzanım için tekrar aynı yere giriyorum 1 ve 2 birer birer trabzanlarımla örmeye devam ediyorum yine gerideki kalan zincir çekmiş olduğum bölümlerimize iki tane trabzan iki zincir iki trabzan bu bölümümüzü ve diğerine Aynı işlemimizi yapıyoruz. Aradaki trabzanlarımızı ise aynı şekilde örelim. Ve sıramızın Tam sonunda şuradaki batma yerinde yeniden görüşelim. Buradaki püf noktamızı göstermek istiyorum. Buradaki püf noktamızı da yaptıktan sonra aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar örelim. Üçüncü sıramın sonuna kadar geldim. İkişer artışlarımı yaptım. Şimdi bakınız püf noktası burası. Şurada hem zincirimizi çekmiştik hem de bir tane trabzanımızı yapmıştık. Bakınız iki trabzan görünümünde. Buraya bir tane trabzan örüyoruz. Şöyle arasına girelim. Bakınız aradaki tepe noktasına batıyorum. Şöyle trabzanımın üzerine bir, iki, bir tane örüyorum. Eğer iki tane yaparsanız buraya doğru açılmış olursunuz. Bu kısma dikkat edelim. Bitirirken mutlaka bakınız şöyle gördüğümüzde iki tane trabzan görünümü var. Tığımın başını doluyorum. Tepesine batıyorum. Bir ve iki bu şekilde bitiriyorum şimdi yeniden başlangıcı yapıyoruz 2 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum dibine batıyorum başlangıç ve bitirişimizi bu şekilde yapıyoruz bakın aynı yere battım ve birer birer devam ediyorum yine artışlarımızı ikişer ikişer yapalım biraz büyüttükten sonra bir artış olarak devam edelim Robamızı örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra gördüğümüz gibi ikişer ikişer artık 6, 7 ve 8'i de birer birer artış yaparak büyüttük. Şimdi 9. sıramızdayız. 9. sıramızda gövdemizi birleştiriyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Artış noktama bir tane trabzanımı örüyorum. Kol altı için 1, 2. 3 tane zincirimi çekip büküyorum. Tekrar bir tane trabzanımı buraya örüyorum ve kolumuzu bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımın üzerine birer birer örerek diğer kolumun olduğu yere ilerliyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Diğer kolumun ayrımının bulunduğu noktadayım. Bir tane trabzanımı örüyorum. Yeniden bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde üç tane zincirimizi çekmiştik. Bakınız. Tığımın tekrar başını doluyorum. Kolumuzu büküyorum. Diğer zincir bölümüne yine bir tane trabzanımı örüyorum. Daha önceki sırada ördüm trabzanların tepesine birer birer batarak sıramı tamamlıyorum. Yeleğimizi modelimizi bu sıradan sonra koyarak aşağıya doğru devam edeceğiz. Şimdi modelimizi koymaya başlayalım. Zincirimizi çekerek hemen gövde kısmını örmeye başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzan üzerine gelerek batıyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm araya 1 2 zincir çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yuvaya batıyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı aynı trabzan içerisine ördük şöyle görelim bir atladım iki atladım üçüncüye battım bakınız trabzanlarım tamamlandı şimdi sayımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum tekrar bir defa tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum 3. trabzanımın üzerine 1 2 3 3 tane yeni trabzanımızı ördük. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batarak 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ördük. Şöyle bakalım. Tekrar araya zincir çekmeden bir defa tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzan üzerine batarak bir tane trabzanım örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine üç tane trabzanımı örüyorum. İki ve üç. İki zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir, iki ve üç. Yeniden bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Tek trabzanı örüyorum ve bu şekilde kolumuza doğru ilerleyelim. Yani zincir çektiğimiz yere doğru devam edelim. Trabzanlarımızı ve aradaki bir trabzanımı örerek geldim. Çiftli gruplarımızı ve tek trabzanımızı görmekteyiz. En son bir tane trabzanımı ördüm ve zincir çekmiş olduğum bölüme geldim. Şimdi tığımın başını doluyorum tam zincirin ortaya yani ikinci zincir içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 burada artış yaptık bakınız 3 tane trabzan 2 zinciri ve aynı yere girerek 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Tam kol altına ikinci zincir içerisine 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzanımı ördüm. En son trabzanımız burada bakınız tekli. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde sayarak 1, 2, 3. batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. batarak 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 2 ve 3. 2 zincir Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tırabzanın başını doluyorum. 1 2 3.'üye batıyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3.'üye trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 2 zincir tekrar 2 ve 3 doluyorum 1 2 3 arkadan trabzanlarımı örerek geldim üçer trabzanımı ve aradaki birer trabzanımızı görmekteyiz tam kolumuzun altına zincirimizin ikincisinin içerisine yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm ve ön tarafa geçişteki ilk trabzan üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Diğer tarafla aynı şekilde yerleştiriyoruz ki herhangi bir sayımızda fazlalık eksiklik olmasın. Aynı ahenk içerisinde sürdürebilelim örgümüzü. Bakınız bir tane trabzanımız son trabzan üzerineydi. Buradan giderken kol altından sonra ilk trabzan üzerine yine trabzanımı ördüm. Şimdi aynı sayılarla devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Sayıyorum yine. 1, 2, 3. Trabzanlarımı örüyorum. Zincirimi 2 tane çekiyorum. Tekrar giriyorum. Doluyorum. 1 atlıyorum. 2, 3'e batıyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3'e batıyorum. 3 trabzanın zincirlerim 2 tane ön parçamıza örerek tamamlıyoruz sona doğru bakınız 1 2 3 tek model sıramızın sonuna geldim trabzanlarımı ördüm tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzanım örüyorum. Ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasına başlayalım. Trabzanımın üzerinden 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tekrar başını doluyorum. Ortaya giriyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yere 3 trabzanını bu araya örüyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek 3 trabzanımı örüyorum. 3 zincirimi çektim. Zincir içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı yerleştirdim. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. Bir tane trabzanım vardı. Yine tepesine batarak bir trabzanımı örüyorum. Arkadan ya da yandan almıyorum. Direkt tepesine batıyorum tekrar 2 zincir içerisine girerek trabzanımı 3 tane örüyorum zincirimi 2 çekiyorum tekrar trabzanımı 3 adet örüyorum tek trabzanımın tepesine batıyorum yine bir tane olarak örüyorum ve bu şekilde geçişimiz de diğer yönde aynı şekilde önde ve arkada hiç farklı işlem yapmıyoruz. Bir trabzanımız ve buradaki üçer trabzanımızı arasında iki zincirle örüyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. İkinci sıramızdayım. Bitişi birlikte yapalım. Yine kenardaki bir tane trabzanımın üzerine batıyorum. Bir, iki defa da çekiyorum. Çok sıkıştırmayalım burayı küçük kalmasın. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum çeviriyorum. 2 zincir içerisine girerek sıramızı başlatıyorum. Trabzanlarımı ördüm. Tığımın başında doluyorum. Ortadaki bir tane trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Tekrar iki zincir geliyorum doluyorum bir trabzanımı üzerine batıyorum ve bu şekilde devam ediyorum şöyle görelim biraz büyüte modelimizi 1 2 3 4 5 6 sıra ördük 6 sıra yeterli artık Alt kısmını da düz trabzan olarak örmeye başlayabiliriz. Şimdi uç noktada 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Buradan itibaren modelimizi uygulamıyoruz. Düz trabzan olarak örüyoruz. Zincirim hazır. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımın üzerine örüyorum. Bakın direkt trabzanımın üzerine ördüm. İkinci trabzanımın üzerine örüyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine örüyorum. Yani hem kenarımız hem de trabzanlarımızı birer birer ördüm. Devamın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum ve zincirin olduğu yere batmıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir. Diğerine batıyorum. İki. Diğerine batıyorum. 3 Kenardan 3 zincirimiz ve e, trabzanlarımızın üzerine üçer üçer ördük. Araya zincir çekmedik. Tığımın başını doluyorum. Aradaki trabzanıma batmıyorum. Bakınız, buraya batmıyorum. Hemen diğer trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. 2 ve 3. Araya batmıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar diğer trabzanıma batıyorum. Aradaki bir trabzanımı örmüyorum. 2 3 sadece trabzanımızı örüyoruz. Zincir olan bölüme batmıyorum. Direkt trabzanımın üzerine batarak ilerliyorum. 3'er trabzanlarımızı örüyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramızı tamamladık. Birer trabzanımızı ördük. Toplamda 6'şer trabzanımızı örerek uç noktaya kadar geldim şöyle bakalım son trabzanımızı kenar trabzanımızı birlikte örelim 1 2 2 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen dibine batıyorum trabzanımı örüyorum aynen robada yapmış olduğumuz gibi sadece aşağıdaki trabzanlarımızın üzerine Artma ve eksilme olmadan birer birer batıyorum. Ve yeleğim istediğim uzunluk ölçüsüne gelene kadar sadece trabzan olarak örüyorum. Modelimizi sona kadar kullanmak istemedim. Bu şekilde de çok güzel olacak yeleğimiz. Sıramızın yine sonuna kadar geldim ve son trabzanımı ördüm. İki zincirimi çekiyorum, dibine batıyorum ve trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz. Hiç farklı işlem yapmıyorum, sadece trabzan. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra ördüm ve artık yeterli sadece ara kısma modelimizi yerleştirdik üstü ve altı düz olarak kaldı şimdi kenar tığlamamızı ipimizi koparmadan başlamak istiyorum son trabzanın bakınız şu şekilde batıyorum her ikisine değil eğer dibine battıysa sadece arasına batıyorum bir 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın içerisine girerek yandan örmeye başlıyorum. Aynı yere bir daha giriyorum. Bir sonraki trabzanıma başını dolayıp batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Her trabzanımız için aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Yukarıya kadar ilerleyelim. Aşağıdan en üst kısma kadar örerek geldim. Şimdi yakamızın bulunduğu noktadayız. En son trabzanımızı yine iki defa örmüştüm. Bir defa daha batıyorum. Sonra bütün trabzan aralarına birer defa başını dolayarak batıyorum. Tam aralara giriyorum. Araya. diğer yandan aynı işlemimizi yapıp aşağıya doğru ineceğiz araya batıyorum her ikisinin arasına batmıyorum diğer tarafı batıyorum yakamızın trabzanlarını da örerek uç noktaya kadar geldim yan kısma giriyorum 1 2 bir tane de en sonda vardı toplam 3 defa battım diğer yan tarafta örmüş olduğumuz gibi ikişer trabzanlarımızı aşağıya doğru her trabzan arası için örüyoruz 1 ve 2 yandan örerek alt kısma kadar geldim son trabzanımızı ördüm şöyle görelim bakınız 3 tane ördüm ve etek uç kısmına başlıyoruz tığın başını doluyorum bir tane daha batıyorum toplamda burada 4 tane oldu 1 2 3 ve 4 şuradan itibaren tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek trabzanımı örüyorum 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum aynı yere 3 trabzan daha örüyorum tıpkı yeleğimizin içerisinde örmüş olduğumuz modelimizin aynını yapıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3'e batıyorum trabzan örüyorum 1 2 3 yeleğimizin içinde yaptığımız çalışmanın birebir aynını tekrar ediyorum 2 zincir aynı yere 3 trabzan tığımın başını doluyorum 1 2 3 bir tane trabzan uç noktaya kadar eteğimizi bu şekilde örelim yeğimizin etek uçlarını örerek geldim buradan başlamıştım ve en son trabzan grubumu ördüm üçüncü trabzanımı tamamladıktan sonra başlangıçtaki üç trabzan ördüğüm yere geliyorum bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum ve ilk başladığım zincir Bakın zincir çekerek başladığımız yere gidiyoruz. İlmeğimizi son trabzanımız içerisinden geçirip bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve yeleğimizin alt kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İç kısmı hemen çevirip gizleyelim. Ve kolumuzu çalışmaya başlayalım. Kolumun bir tanesini ben boş vaktimde çalışmıştım. Diğerini sizlerle çalışalım bakınız bir tanesini yine aynı itik ucunda uyguladığımız gibi 3 trabzanımız ve bir trabzanımızı ördüm ve iki sıra halinde devam ettim şöyle biraz daha gösterişli ve güzel olsun kısa kollu bir yelek olsun diye evet şimdi buradan başlayalım zincirimi çekip düğümümü atıyorum kol altına sabitliyorum. Trabzanlarımız örmüş olduğumuz yer vardı. Bakınız oraya girelim. Bir tane de zincirimizi çekip sabitleyelim. Artışlarımızı devam ettirdiğimiz bölümümüzü görmekteyiz. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 zincir 3 trabzan Yine modelimiz aynı şekilde devam edecek. başında doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçe batıyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. 3'e yine trabzanlarımı örüyorum. İki zincirimi ve diğer trabzanlarımı ördüm. 1 2 3 1 2 3 Buradan başlamıştık. Tamamını dolaşarak ördüm. Yine çeviriyorum. 3 trabzanlı grubumuzu ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki bakınız. Şu bölüme bir tane trabzanımı örüyorum. Kol altına gelen bölüme. Şöyle bakalım. Sonrasında araya zincir çekmeden 3 tane trabzanla başlamıştık. Geçiyorum. Kaydırıyorum. Atıyorum. Kaydırıyorum atı kaydırıyorum araya giriyorum kaydırıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve yeniden ikinci sıra olarak devam ediyorum Eğer 3 sıra ya da 4 sıra örmek isterseniz bu şekilde geçişimizi yapıp devam edebilirsiniz ya da uzun kol olarak örmek isterseniz yine aynı işlemlerimizi burada geçişimizi ortaya bir trabzanımızı örüp Tüm trabzanlarımızın üzerinden birer birer kaydırarak araya kadar gelip zincirimizde çıkalım. Ve aynı şekilde istediğiniz kadar büyültme işlemine devam edebilirsiniz. 2 ve 3, 2 İki zincir. İkinci turumuzu da tamamladım. Son trabzanımı ördüm. Bitirmek istiyorum. Zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum. Kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyorum ve yeleğimizin bütün kenar tığlamalarını da bu şekilde tamamlamış olduk. Artık sona yaklaştık. İpimizi içeriye gizleyelim. Şöyle geniş yerlerden alırsanız çok daha güzel olur. Epey geriden geniş alalım. Daha sonrasında girip tersine doğru götürelim. Hiç açılmaz o zaman. Evet şöyle görmekteyiz. Ön kısmına zincirler çekerek e, bağcıklar yaptım. Düğme kullanmayı tercih etmedim. Bağcıklarımızla e, bu şekilde tamamlayacağız yeleğimizi. Şimdi ben 3 e, sıra halinde ördüm en alt sırayla ikinci sıra arasında trabzanımızın bulunduğu noktaya girdim daha sonra bakın sayıyorum 1 2 3 4. sırayı aşağıdan saydığımızda tekrar 1 2 3 4 4. sıramız bittikten sonra hemen 5'e başlayacağımız yeri diğer karşı tarafı ördüm bütün hepsini 25 zincir olarak çektim sizler daha fazla isterseniz daha fazla da çoğaltabilirsiniz çok da uzun olmasına gerek yok ama 30 da olabilir bu birazcık daha küçük kaldı. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve çeviriyorum. Tam zincirimin karşılığına gelecek yerde. Bakınız şuradaki trabzan kısmımıza değil normal trabzanımızı ördüğümüz yere giriyorum. Şu kısma giriyorum. Bakınız. Ve başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve buradaki ipimi sıkıştırıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum buraya. Gücümün yettiği kadar sıkıştırdıktan sonra şöyle kesiyorum. Başlangıçtaki kalan ipimi ise tam başlamış olduğum şöyle ayrık kalan yeri arkadan giriyorum diğer tarafa da geçiyorum her ikisinin arasından geçiriyorum tekrar diğer tarafa alıyorum geçiriyorum ve buradaki açık kalan bölümümüzde kapanmış oluyor bakın karşılıklı şu şekilde şimdi düğümümüzü atalım fiyonk yapıyorum her iki tarafından ve çekiyorum iplerimi alıyorum. Minik fiyonklarımızla 3 tane bakınız zincir grubumu alt alta örüyorum. Şöyle görelim. Fiyonklarımızı bağladık ve tamamladık. Son olarak şöyle ölçelim. Bir uçtan diğer uca kadar en üst kısımdan ölçüyorum. 33 santim Sobamızı ölçelim. 13 santim. Kol genişliğine bakalım. Kol altından hemen ölçüyorum. 28 santim. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım yeriğimizi beğenmişsinizdir ve yeterince sizlere umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.